son 50 gün artık şöyle düşünün. Bundan sonraki çalışmalarınız sizi üniversiteli yapabilir veya buradaki süreçte eğer yoruldum deyip bırakırsanız Allah muhafaza seneye tekrar YKS'ye hazırlanıyor bulabilirsiniz kendinizi. O yüzden şu süreçte gözünü seveyim sıkın dişinizi ve seneye üniversiteli olarak Görelim sizler aramızda. Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle beraber çok önemli bazı konuları konuşmak istiyorum. Nedir bu konular? Bir, konular ne zaman bitmeli? İkincisi, çıkmış soruları kaç sene çözeyim? Bunları ne zaman çözeyim? Üçüncüsü, seri denemeler. Seri deneme nedir? Ee, ne zaman başlanır bunlara? Dördüncüsü, bu Meb'in yayınladığı tekrar testleri hakkında ve Meb kitapları hakkında bazı söylemek istediğim şeyler var sizlere. Beşincisi TYT malumunuz bu 165 dakika oldu yarım saat kadar daha ilave edildi. Bununla ilgili e, bazı konuşacaklarım var sizlere artık TYT çözme stilimizi nasıl değiştirebiliriz? Veya değiştirmemize gerek var mı? E, nasıl faydalanabiliriz bu artıştan? Bunu konuşacağız. E, i̇yi kötü yanları artı eksi yanları illaki her bir kararın Kimisi için artı, kimisi için eksi, kimisi için hem artı hem eksi yanları var. Sizlerle beraber bugün bunları konuşacağız. Bu arada ben bunları size hangi sıfatla anlatıyorum? Bunu da merak edenleriniz, ilk defa benim videomu izleyecek olanlarınız olabilir. Ben Tarık, Cerrah Paşa 2. sınıf öğrencisiyim arkadaşlar. 2018 senesinde sınava girmiştim 12. sınıfken ve TT'de 298. sayısalda da 1015. oldum. 2019'da da Sözel'de 145. eşit ağırlıkta 849. oldum. Sınav tecrübelerimi elimden geldiğince kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi gelin videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle konular ne zaman bitmeli? Buradan başlayacak olursak. Malumunuz sınav bir ay daha erken alındı. Bu haber açıklanır açıklanmaz ben çoğu arkadaşın panik yaptığını, çok telaş ettiğini gördüm. Kardeşim de bunlardan bir tanesi. İşte aa ben daha konuları bitirmedim. Konularım duruyor ne olacak denemeler şöyle böyle. Arkadaşlar şurada bir anlaşalım. Konuların şu an bitmemiş olması gayet normal bir şey. Ben kendimden örnek verecek olursam konularımı son bir ay kala bitirmiştim. Yani şimdi uyarlayacak olursak işte Mayıs'ın sonuna doğru. Haziran 1 dedik mi biz artık konular lütfen rica ediyorum bitmiş olsun. Ama şimdiden evham yapmanın, panik yapmanın gereği yok. Konuların bitmemiş olması normaldir. Ha ama lütfen artık yavaş yavaş konular erisin kalmasın. Yani daha kadar da konu birikmiş arkadaşlar. Lütfen gerekirse konu ele yapacak bir şey yok ama konuları Haziran'dan itibaren bitirmiş olsunlar. Bununla ilgili hatta ben çok merak ediyorum konuları bitirenler elbette olabilir ama çok fazla olduklarını düşünmüyorum bu arkadaşların. Çok sınırlı sayıda, çok belli ufak bir kesim olduklarını düşünüyorum. Hatta konuları bitirenler bir yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Acaba kaç kişi yorumu şey yorumu diyorum, kaç kişi konuları bitirdi merak ediyorum. Çok kişi çıkacağını zannetmiyorum dediğim gibi. Bakalım. Peki arkadaşlar bu çıkmış sorular olayı, çıkmış sorularda kaç sene kadar geriye gitmeliyim ne zaman? Çözmeliyim. Ben çıkmış sorular arkadaşlar 9-10 sene kadar geriye gitmiştim e, ve yeterli de olmuştu. Size de 9-10 sene, yani 9'u boş verin de 10 sene kadar e, geriye gitmeniz, 10 senelik bir çıkmış soru çözmeniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ama bunlarla ilgili dikkat etmeniz ba gereken bazı şeyler var. Mesela 2018 ve 2019 biliyorsunuz YKS. Bunları sınava biraz yakın. Gerçekten de bir deneme sınavına, ÖSYM'nin bir sınavına girecekmiş gibi çözmenizi tavsiye ediyorum. Sınava yakın bir şekilde. Diğer bu YGS, LYS kısmını da şöyle çözebilirsiniz. YGS kısmında mesela Türkçeden alan denemesi mi çözeceksiniz? Oturun bir gün 2017 YGS Türkçeyi çözün. E, 2016 YGS, e, sosyal Feni, matematik hepsini öyle parçalayın böyle total bir şekilde 160 soruyu da anlık aniden böyle hani sınav şeklinde değil de parçalayarak bölüm denemesi şeklinde çözebilirsiniz. Aynı şekilde LYS'leri de öyle mutlaka çözün ama illa böyle sınav olarak çözmenizi gerektirecek bir durum yok. 2018 ve 2019'u çözmeniz yeterli olacaktır. Ama 10 sene bu arada mesela 10 seneyi bitirdin ama önünde daha senin 2-3 hafta var. Olabilir böyle arkadaşlar olabilir erkenden çıkmışları bitiren. Bu arkadaşlar da 15 seneye kadar maksimum 20 seneye kadar gidebilirler. 15 seneden sonrası cidden bir işinize yaramayacaktır. Hele 20 seneden sonrası falan hiçbir işinize yaramayacaktır. Sorular çok farklı. Hani maksimum bu işin şeyi 15 senedir yani 10 sene yeterlidir. 15 makstır. Ee, onun yerine hani diğer yayın evlerinin çıkmış denemelerini çözseniz daha fayda olur. Çünkü soru tarzları, tipleri gerçekten değişti. Peki arkadaşlar seri denemelere ne zaman başlanmalı? Öncelikle seri deneme nedir? bundan biraz bahsedelim. Seri deneme her gün her gün bol bol deneme çözmeye başladığınız zamanlar demektir. E, hep seri denemeler de vardır bir benim uyguladığım gibi. Seri denemeler bence son bir ay başlanmalı seri denemelere diye düşünüyorum. Ben de öyle başlamıştım zaten. Ama bu demek değildir ki bakın lütfen Mayıs ayında siz deneme çözmeyin demiyorum asla. Ha seri bir şekilde her gün her gün her gün TYT genel denemesi çözmenize gerek yok Mayıs'ta. Ama Haziran geldiğinde bu belki gerekecek. Gerekecek yani belkisi yok. demek istediğim Mayıs'ta denemeleri serpiştirin. Konuların bitmesini beklemeyin. Hem TYT hem AYT ne olursa olsun deneme çözün Mayıs'ta. Haziran dedik mi de artık her gün her gün yoğun bir şekilde denemelerin çözüldüğü o seri deneme bazıları için sep seri deneme ayına girmiş olacağız. Arkadaşlar bu TT'nin 165 dakika olması olayına gelecek olursak. Şimdi malumunuz TT'yi yetiştiremeyen çok büyük bir arkadaş grubu vardı. Onlar için güzel bir habere benziyor bu. Bir de TYT'yi yani ucu ucuna da olsa yetiştiren, hatta 5-10 dakika olsa artırabilen arkadaşlar vardı. Bunlar için baktığımızda kısmen biraz dezavantajmış gibi. Çünkü hani oradan iyi eliyorlardı o yetiştiren arkadaşlar. Onlar için de dezavantajmış gibi duruyor. Tabii ki alınan bir karar var. Kimisi için avantaj, kimisi için dezavantaj olacak. Bununla ilgili birçok değişiklik olabilir tabii ki. Yani bu 30 dakikayı verdik diye ne yapabilirler? Paragraf sorularını biraz daha uzatabilirler veya matematik sorularını Anlaması biraz daha güç sorular yapabilirler. Yani her şey mümkün. Bununla ilgili aslında çok bir yorum yapmanın e, bence gereği yok. Olabilecek senaryolar bellidir yani. Ne yapalım bu senaryolar olabilir, şunlar 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 olabilir deyip hepsine göre hepsine göre düşünerek mi çalışma stili diyeceğiz? Hayır. Çalışma stilini çok büyük ölçüde değiştirecek bir şey yok. Aynı TT çalışmalarına devam ederiz. Sadece şöyle yapabilirsiniz. Bakın 165 dakika mı sınav? Kendinize deyin ki bölüm denemesi mi çözüyorsunuz atıyorum kendinize her dersten belli süreler belirleyin. Mesela deyin ki ben TYT'yi, şey TYT diyorum, TYT Türkçe'yi 50-55 dakika veriyorum kendime max, maksimum. İsteyen 40, 45 dakika versin bu sürelerde bitirebilen varsa çok güzel. Bölüm denemesi çözerken de böyle çözün. Mesela matematikten kendinize bir 65 dakika verin. Böyle çözün. Yeni süreleri verebilirsiniz ama genel bir TYT denemesi mi çözüyorsunuz? Bence 165 dakika vermeyin. Yani böyle 150-155 dakika vererek de çözseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Neden? Çünkü siz eğer evde 165 dakikaya alışırsanız sınava geldiğinizde olası bir durum olursa mesela paragraf soruları beklediğinizden uzun çıktı. Oradaki tempoya alışmış olacaksınız ve sınavda o tempoyu yani sınavda sizin beyniniz yine o tempoyla soruları çözmeye çalışabilir. Bu sıkıntı ben yine de size 165 dakika vermenizi önermiyorum TET'de. Yani 150-155 dakika idealdir diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar map testlerine ve map kitaplarına gelecek olursak size öncelikle şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın şey tarih kitabı. Şöyle e, size şu haritayı göstermek istiyorum. Netledi mi? Haritayı gördünüz değil mi? Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarih kitabı. Şöyle atayım. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 12. sınıf tekrar testleri var ya ben açıklama kısmına linki koyacağım unutmazsam. O da bu soruda orada gelen bir tarih sorusu bakın şöyle göstereyim. Netledi mi? Yani netlemese bile hani aynı harita olduğunu görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Bu ne demek? Bu sadece bir soru değil bu arada. Aslında bu testlerin tamamı Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplardan alınma hatta Zaten öyle oradan alınma ama cümlesi cümlesine mi bu kadar mı olur? Hani e, fotoğraflar oradaki deneyler oradaki görseller bu kadar mı birbirine benzer aynısı olur? Evet olmuş. Yani bu bize aslında çok önemli bir mesaj veriyor. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını sınava okumadan girmeyeceksiniz arkadaşlar. Hatta size şunu söylüyorum gelin ikişer defa okuyun. Sayısal arkadaşlarım fizik, kimya, biyoloji 11-12 yalayıp yutmaları lazım artık. Yani bir defa zaten herkes okumalı. Ben artık soru kaçırmak istemiyorum biraz daha fullemeye oynuyorum diyen arkadaşlar varsa ikinci tekrarı da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarına atmalılar. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. O YouTube'daki dinlenen konu anlatımlarından çok daha değerli buradaki şeyler. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki kitaplar. Bunlar da aynı zamanda lütfen Mayıs'ın sonuna kadar olabildiğince bitirin. Haziran'a da sarkabilir Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını okuması. Çünkü orada çok deneme süreceksiniz, çok soru çözeceksiniz. Biraz böyle dinlenme olarak da sanki onları okuyabilirsiniz ama yine Mayıs'ın sonuna doğru biterse tadından yenmez Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitapları. Peki arkadaşlar kısaca şuna da değinmek istiyorum. Mayıs ayındayız gibi düşünün. Seri denemelere daha başlamadık. Ben deneme çözme sıklığım ne olmalı? Bence arkadaşlar bu sadece bir tavsiye size bir şablon gibi düşünebilirsiniz lütfen kendinize göre uyarlayın Bence Haftada iki tane tyt genel denemesi çözmeniz lazım Bu en azından En azından diyorum ama iki çözsen yeterli ama 2'nin altına asla inme demek 3 yapabilirsin bunu güzeldir yani 3 tt genel denemesi de çok güzeldir olabilir Tt genel denemesi çözdüğünüz günler paragraf problem falan çözmezsiniz gerek yok Onun dışında AYT genel denemesi. AYT genel denemesi ya falan demeyin lütfen arkadaşlar. Dediğim gibi konuları bitirmeyi beklemeyeceğiz AYT adına deneme çözmek için. genel deneme çözebilirsiniz. Yani genel denemenin çok da bir esprisi yok AYT'de. Hani süre sıkıntısı falan olmayacağı için. Gerçi TYT'de de birazcık kalktı o sorun ama ayrı ayrı çözebilirsiniz. Matematik adına ben sayısalcı arkadaşlara haftada en azından 3 tane AYT matematik denemesi öneriyorum. Bunun içinde geometri de var tabii. Aynı şekilde haftada en az iki tane fen denemesi yani iki fizik, iki kimya, iki biyoloji diye düşünebilirsiniz. Bunlar en azlar arkadaşlar. Ha hani yaparsanız yeterli olabilir ama dediğim gibi bu en azlar bunların üst sınır yoktur asla denemenin. Yani çözebildiğiniz kadar çözün. Onun dışında da konu eksikleriniz hala daha varsa bitmediyse bunları olabildiğince kısa şekilde ama yoğun bir şekilde güzelce bitirmiş olmak için değil de anlayarak özümseyerek bitirelim. Haziran ile itibaren de Güzel bir seri deneme, hep seri deneme ayına başlayalım arkadaşlar ve bu süreci en güzel şekilde, en olumlu şekilde psikolojimizi yıpratmadan, moral motivasyonumuzu güzel dengede yüksek tutarak geçirelim diyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumları arkadaşlar okuyorum inanın tüm yorumları tek tek okuyorum desem inanır mısınız lütfen inanın okuyorum çünkü ve Yorumlarda da lütfen bana bundan sonraki süreçte sizlere nasıl içerikler üretmemi isterseniz hangi isterseniz hangi soruları cevaplamamı isterseniz bunları belirtmeyi unutmayın. Onlara yönelik de artık videolar çekmeyi planlıyorum. Sizin için maksimum fayda olsun adına. Ve arkadaşlar sizden ufakta bir ricam. Lütfen artık şu süreçte biraz daha YouTube'dan, Instagram'dan, sosyal medyadan, cep telefonundan uzaklaşın. Kendini uzaklaştırın. Yani bu anlamda gerekirse beni bile izlemeyin. Açık ve net konuşuyorum. Yani YouTube eğer sizin çok zamanınızı alıyorsa buraya işte YKS adına bir şeyler öğreneyim diye girip beni izleyip, bir arkadaşı izleyip, bir hocayı izleyip yarım saat bunları izleyip bir buçuk saat eğlence, boş videolar, trendlerde takılıyorsanız lütfen arkadaşlar o telefonu şöyle bir kenara atın. Bırakın, gözünüzü seveyim. Yani son... Hikaye gir. Ne son hikaye Son 50 gün falan kaldı ben bu videoyu çekerken. Vakit nakittir. Artık bundan sonra her zaman bu böyleydi ama bundan sonra artık zaman o kadar değerli ki bizim için. Ee, lütfen bu şeyleri bir kenara bırakın. Son 50 gün artık şöyle düşünün. Bundan sonraki çalışmalarınız sizi üniversiteli yapabilir veya buradaki süreçte eğer yoruldum deyip bırakırsanız Allah muhafaza seneye tekrar YKS'ye hazırlanıyor bulabilirsiniz kendinizi. O yüzden şu süreçte gözünü seveyim sıkın dişinizi ve seneye üniversiteli olarak görelim sizleri aramızda. Hatta aralarınızdan beni de takip edenler varsa sınav sürecinde onlarla başarı hikayeleri de çekmeyi çok isterim. İstanbul'da yollarımız kesişirse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.